El Fethur Rabbani vel Feyzur Rahmani Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetleri. 47. sohbet. Kötülere karşı tavır almak. Bu konuşma Hicret'in 545. yılının Şaban ayında Hilal'in ilk görüldüğü salı günü medresede yapılmıştır. Önce öğren, hemen peşinden de öğrendiğinle amel et. İhlaslı ol. Gerek kendi nefsaniyetinden ve gerekse insanlardan sıyrıl. Ve Allah de. Onun yolundan sapanları bırak. İçine daldıkları çirkefte oynasınlar. İbrahim aleyhisselamın söylediği gibi söyle. O şöyle demişti: hiç şüphesiz onlar benim düşmanımdırlar. Fakat alemlerin Rabbi böyle değil. Halktan ayrıl. Onların senin ihlas ve tevhidine zararlı olduklarını gördüğün müddetçe kendileriyle haşır neşir olma. Önce kendini iyice düzelt. Tam bir ihlas ve güzel ahlak sahibi ol. Tevhid inancının olgunlaştığı ve kalbindeki şirk pisliği çıktığı zamansa halkın arasına geri dön. Onlara karışıp kaynaş. Sahip bulunduğun ilim ve irfanla kendilerine faydalı ol. Aziz ve celil olan Rablerine gidebilmeleri için onlara kılavuzluk et. Seçkinlerin ölümü, fani varlıklara dayanıp güvenme hatasından sıyrılmaktır. Allah'ın iradesini unutarak kendi iradesine güvenme hatasından kurtulmaktır. Allah'ın seçkin mümin kulları fani insanlara ve diğer varlıklara dayanmadıkları ve güvenmedikleri gibi kendi iradelerine de güvenmezler. Sadece Allah'a ve O'nun iradesine dayanıp güvenirler. İşte bu onların ölümüdür. Kim ki bu ölümle ölürse, O'nun aziz ve celil olan Rabbi ile ebediyen yaşaması gerçekleşir. O'nun bildiğimiz zahiri ölümü, bir anlık bir sekteden ibarettir. Bir anlık bir hareketsizlikten, bir anlık bir kayboluştan, bir anlık bir uykudan ve sonra da bir uyanıştan ibarettir. Eğer böyle bir ölümü istersen, senin marifetullah şerbetini içmen, Allah'a yakın olman ve O'nun eşiğinde uyuman gerekir. Ta ki rahmet, lütuf ve ihsan eli seni tutsun ve ebedi bir hayat ile diriltsin. Nefsin yiyeceği vardır. Kalbin yiyeceği vardır. Sırrın yani özün yiyeceği vardır. İşte bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: ben Rabbimin yanında olmakta devam ederim. O beni yedirir, içirir. Hadisin izahı şudur: Allah benim özüme manaları yedirir. Ruhuma ruhaniyet yedirir. Beni bana özel gıdalarla besler.
Resul aleyhisselam önce hem kalbi hem de bedeniyle miraç etti. Daha sonra beden bu miraçtan alıkonuldu ve kalbi ve sırrıyla miraç etmeye, yani yücelmeye başladı. Bütün bu esnada o hep insanlar arasındaydı. İşte onun ilim ile ameli, ihlas ile halka öğretmeyi bir arada götüren hakikat varisleri de böyledir. Ey ahali! Allah dostlarının yediklerinden kalanları yiyiniz. Kaplarındaki içecek bakiyelerini içiniz. Ey ilim erbabı olduğunu iddia eden kişi! İyi bil ki amelsiz ilminin hiçbir değeri yoktur. İhlassız amelinin de bir değeri yoktur. Zira ihlassız amel ruhsuz bir cesetten ibarettir. Senin ihlaslı oluşunun alameti, insanların seni övmelerine veya yermelerine aldırış etmemendir. Eğer ihlas sahibiysen, insanların seni övmelerine de yermelerine de aldırmazsın. Onların elindekine göz dikmezsin. Nimet için değil, nimeti veren için, mülk için değil, mülkün sahibi için, batıl için değil, hak için amel edersin. İnsanların sahip oldukları mal, mülk, servet vesaire imkanlar aslında bir kabuktan ibarettir. Allah'ın katındakiler ise özdür. Allah yolundaki sadakat ve ihlasın kesinleştiği ve onun huzurunda duruşun devam ettiği zaman o bu öz yağından sana yedirir. Seni özün özüne, sırrın sırrına, mananın manasına haberdar kılar. İşte o zaman masivadan, yani Allah'tan başka varlıklara bağlanmaktan bütünüyle sıyrılır, kurtulursun. Masivadan sıyrılma işi bedene değil, kalbe, yani ruha mahsus bir iştir. Zühd bedenin değil, ruhun özelliğidir. Masivadan yüz çevirme bedenle değil, özle olur. İtibar manalaradır, muhtevalaradır, bedenlere değildir, duvarlara değildir. Bakıp itibar etmek, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın hakkıdır. Kulların hakkı değildir. Asıl olan senin halk ile beraber değil, Allah ile beraber olmandır. O derece Allah ile beraber olacaksınız ki, sizin nazarınızda dünya da ahiret de yok olacak. Ne dünya kalacak, ne ahiret. Sözün kısası, Allah'tan başka hiçbir mevcut kalmayacak. İzzet ve Celal sahibi Allah'ı seven has kulları, sırf bedenleri bazı dertlere müptela olduğu için nimetlere gark olurlar. Düşman silahlarıyla öldürülen şehitler sırf bedeni acılara maruz kaldıkları için nimetlere gark olurlar. Ya sevgi,
muhabbet silahlarıyla öldürülenler nelere nail olmaz ki? Evlere, ailelere ve şehirlere yıkıntı ve felaketler, isyanlar ve günahlar nedeniyle gelir. Virane haline gelmiş yerleri görmez misin? Vaktiyle o diyarda oturanların işledikleri günahlar ve isyanlar oraları tahrip etmiştir. Zira isyan ve günahlar şehirleri viran, sakinlerini de helak eder. İşte sen de böylesin. Senin bedenin de bir şehirdir. Sen de o beden şehrinde günah işlediğin zaman orası da harap ve viran olur. Allah'a isyan ettiğin ve günah işlediğin zaman senin bedenine viranlık gelir. Önce bedenine viranlık gelir, sonra da dininin bedenine körlük, kötürümlük, sağırlık ve dermansızlık gelir. Sana çeşitli hastalıklar, fakirlik gelir. Senin malının evini tahrip eder. Seni düşmanlarına meylettirir. Yazık sana ey münafık! Aziz ve celil olan Allah'ı aldatamazsın. Bir amel işliyorsun. Onu sırf Allah rızası için işlediğini söylüyorsun. Halbuki o Allah için işlenmemiş, aksine insanlara gösteriş için işlenmiştir. Onlara karşı mürayilik ediyorsun. Münafıklık ediyorsun. Yaltaklık ediyorsun. Fakat izzet ve celal sahibi Rabbini unutuyorsun. Pek yakında dünyadan iflas etmiş olarak çıkacaksın. Ey içi hasta olan kişi! Sana ilaç lazım. Bu ilaç ise ancak Allah'ın salih kullarının yanında bulunur. İlacı onlardan al, kullan. İşte o zaman sana daimi afiyet ve ebedi sıhhat gelir. Senin mana alemine, kalbine, özüne, halvet haline daimi afiyet ve ebedi sıhhat gelir. Rabbinin huzurunda kalp gözlerin açılır. Onlarla aziz ve celil olan Rabbine nazar edersin. Onu sevenlerden, onun kapısında duranlardan olursun. Ey ahali! Allah'ın dinine uyunuz. Bidatler icat etmeyiniz. Uyum sağlayınız, muhalefet etmeyiniz. İtaat ediniz, isyan etmeyiniz. İhlaslı ve samimi olunuz. Allah'a eş ve ortak tanımayınız. Aziz ve celil olan Allah'ı tevhid ediniz. Onun kapısında ona kafa tutmayınız.
yalnız ondan isteyiniz. Ondan başkasından istemeyiniz. Yalnız ondan yardım talep ediniz. Ondan başkasından yardım beklemeyiniz. Yalnız ona tevekkül ediniz. Ona güvenip ona dayanınız. Ondan başkasına tevekkül etmeyiniz, güvenmeyiniz, dayanmayınız. Siz ey Allah'ın seçkin kulları, kendinizi ona teslim ediniz. Onun sizin hakkınızdaki takdirine, idaresine, tedbirine rıza gösteriniz. Ondan isteyip durmakla değil, onu zikredip durmakla iştigal ediniz. Aziz ve celil olan Allah'ın geçmiş peygamberlere indirdiği kitaplardan birinde ne buyurduğunu hiç duymadınız mı? Kim ki benden bir şey istemeye vakit bulamayacak derecede beni zikretmekle meşgul olursa, ona durmadan isteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm. Ey Allah'ı zikirle iştigal eden kişi! Ey kalbi sırf Allah yolunda mahzun olan kişi! Allah'ın durmadan sana bir şeyler vermesindense, seninle birlikte bulunan bir arkadaş olması daha iyi değil mi? Bak, İzzet ve Celal sahibi Allah, bazı kutsi hadislerinde ne buyuruyor? Ben, beni zikredenle beraber bulunurum. Ben, sırf benim için gönlü hüzünle dolu olanların yanındayım. Ey oğul! Allah'ı anman kalbini ona yaklaştırır. Onun yakınlık evine girersin. Ona misafir olursun. Misafire ise ikram edilir. Hele bu misafir bir de hükümdarın misafiri olursa. Kainatın sahibi gerçek hükümdarı bırakıp da fani varlıklarla iştigal etmen daha ne zamana kadar sürecek? Yakında o fani mülk de onun sahibi de senden ayrılacak. Yakında ahiret hayatın başlayacak. O zaman dünya hayatının sanki hiç var olmadığını, sanki orada hiç yaşamadığını sanacaksın. Ahiret hayatı ise hiç bitmez. Fakir olduğum için benden kaçmayınız. Benim yanımda öyle büyük bir zenginlik vardır ki, sizin zenginliğinizden de, doğu ve batı ehlinin zenginliğinden de büyüktür. Ben sizi yine sizin menfaatiniz için istiyorum. Sizin iplerinizi eğriyor, dokuyorum. Aziz ve celil olan Allah'ın dininde bulunmayan bir adeti oraya sokuşturma. Bidat ehlinden olma.
ortada iki tane adil şahit var. Biri Allah'ın kelamı Kur'an, diğeri de Resulullah'ın sünneti. Sen işte bunlara uy. Zira hiç şüphe yok ki o ikisi seni aziz ve celil olan Rabbine ulaştırır. Fakat bu iki adil şahidi bırakıp da bidatçiliğe kalkışırsan, o zamanki iki şahidin de aklınla heva ve hevesindir. Hiç şüphe yok ki bu ikisi de seni cehenneme ulaştırır. Firavun'a, Haman'a ve avanelerine ulaştırır. Kaderi ortaya sürerek, ne yapayım, kaderim böyleymiş diyerek işin içinden çıkmaya kalkışma. Böyle bir bahane kabul edilemez. Senin mutlaka önce ilim, irfan öğrenmen, sonra bu öğrendiklerinle amel etmen, hem de ihlasla amel etmen gerekir. Kendiliğinden durup dururken sana hiçbir şey gelmez. Senin mutlaka çalışman, didinmen, gayret sarf etmen gerekir. Öncelikle ilim, irfan öğrenmeli, hemen peşinden de ihlasla amel etmelisin. İlmi dünyalık elde etmek için değil, Hakk'ın yolunu bulmak için öğrenmelisin. Bir müddet sonra çalışamaz, öğrenemez hale gelebilirsin. O durumlara düşmeden sana faydalı olacak ilmi, irfanı öğren. Bu sırada birisi ayağa kalktı. Vecde gelmişti. Dedi ki, şu gelin için lazım olanı da söyle, ta ki ona bir uğur getirsin. Geylani Hazretleri ona cevaben şöyle dedi, delikanlının aşkı zifaftan öncedir. Ey oğul, davran, aziz ve celil olan Allah'ın senden razı olmasına çalış. Zira hiç şüphe yok ki, eğer o senden razı olursa, bil ki seni sevmiştir. Rızık ve geçim endişesini kalbinden çıkar. Zira sen gönül huzuru içinde çalıştığın müddetçe zorluksuz ve sıkıntısız olarak senin rızkın Allah'tan gelecektir. Kalbindeki düşünceleri, tasaları, endişeleri bir kenara at. Bir tek tasan olsun. O da Allah'a layık bir kul olup olamama endişesi olsun. İşte bu mertebeye ulaşabildiğin zaman bütün diğer endişelerine Allah kafidir. Onları o karşılar ve senden yok eder. Senin tasan, senin ulvi gayen senin için en mühim olandır. Eğer bütün tasan dünya ve dünyalık ise, bütün himmet ve gayretini dünyaya hasrediyorsan, sen dünya ile berabersin, dünya ile haşır neşir olursun.
Eğer bütün endişen ahiret ise, bütün himmet ve gayretini ahiretini kazanmaya hasredersen, sen ahiretle berabersin. Eğer bütün tasam insanlar ise, bütün himmet ve gayretini onlara harcıyorsan, sen onlarla berabersin. Eğer bütün tasan Allah ise, bütün himmet ve gayretini ona layık bir kul olmaya hasrediyorsan, sen dünya ve ahiret onunla berabersin.